Türkiye'de prezident seçkilərinin ikinci turu keçirildi. Ülkenin Ali Seçki Şurasının açıkladığı nəticələrə əsasən Cumhur İttifaqının namizədi. Hazır ki prezident Recep Tayyip Erdoğan növbəti 5 ildə Türkiye'nin prezidenti olacaq. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %52.14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldığı görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Nəticələr müəyyən olunduqdan sonra Prezident Recep Tayyip Erdoğan tərəfdarları karşısında çıxış etdi. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük. Ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye 100 yılını beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Hamdolsun kayda değer herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçimin gayri resmi seçim sonuçlarına göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Türkiye'nin Daxili İşler Naziri Süleyman Soylu seçkilerin neticeleriyle bağlı sevincini Azerbaycan medyası ile bölüştü. Can Azerbaycan'a buradan selamlar. Allah onlardan razı olsun. Başta İlham Aliyev olmak üzere bütün Azerbaycan'a, Sayın Devlet Başkanı'na, oradaki bütün dostlarımıza, herkese buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Kardeşlik neyi gerektiriyorsa bugüne kadar onu yaptılar. Ve bugünden sonra da yepyeni bir yolculuk başlıyor. Ve hep birlikte başlıyor. Dünyaya hep birlikte söyleyeceğimiz sözlerimiz var. Neyi başardığımızı biliyoruz. Seçkinin neticeleri Türkiye'nin müxtəlif vilayetlərində bayram coşkusuyla qeyd olundu. Qarabağ kurtardığımız gün, bugün de bu seçimi alacağımızı biliyorduk. İnşallah reisimizi bir 5 yıl daha çalıştıracağız. Allah Azerbaycan'daki kardeşlerime, oradaki Zengezur'daki kardeşlerime Allah yardım etsin. Çok seviyorum Tayyip Erdoğan'ı. Babamı, babam, babam. Yolunda ölürüm onun, ölür. Səs vermənin ilkin nəticələrinin açıqlanması ilə birlikdə paytaxt Ankara'da 10 minlərlə insan küçələrə axın etdi. Türk milləti dünyaya demokrasiya dərsi verdiyi seçkilərin nəticələrini də əsl bayram abu havasında qeyd edir. Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyədə baş tutan prezident seçkiləri ölkə tarixində sadəcə 22-cidir. Mayın 14-də baş tutan ilk turda namizədlərdən heç biri 50%-dən artıq səs toplaya bilmədiyinə görə prezidenti müəyyən etmək üçün seçkilərin ikinci turu keçirildi.